sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tekrardan arefeniz mübarek olsun arkadaşlar. Şimdiden de görüşemeyeceğimiz arkadaşlar olursa bayramlarını mübarek kılalım. Bayramlara mübarek olsun arkadaşlar. Juventus UEFA konferans liginden gönüllü olarak çekilmek için UEFA'ya resmi başvuruda bulunmuş. Yani konferans ligine gitmemek istiyorlar. Biz de zamanında bunu Intertoto kupası için yapmıştık. Juventus'un kupadan çekilmesi onaylanırsa eğer Fenerbahçe UEFA konferanstaki gruplarına kalması durumunda kuraya birinci tur torbadan katılacak. Şimdi bunun sizin için bir önemi yok ama benim için var. Nedir benim için önemi? Arkadaşlar şimdi birinci torbadan katılırsak 3 tane kebap takım gelme ihtimali çok yüksek. Yani hem ülke puanı hem takım puanı hem bilmem ne puanı daha yüksek olur. edince koyu aldın transferlerini sıraya dizden belli oldu belki daha da bombalar gelecekti. E, Edinceko demişken Erden Timur adlı e, şahıs demiş ki Ceko iyi oyuncu. Edin Edinceko önce bize geldi. Galatasaray'ı istiyordu ama biz alamazdık. Çünkü onu almak İcardi'den vazgeçmek demekti demiş. Yani Ceko iyi oyuncu. Önce bize geldi. Galatasaray istiyordu ama biz alamazdık. Onu almak yerine hani onu almak ikarıdan vazgeçmek demekti diye. Edin Ceko'dan bir açıklama gelmiş. Tokat gibi bir açıklama gelmiş. Gülerek demiş ki ben ne zaman Galatasaray'a gitmek istemişim diye. Böyle bir açıklama yapmış arkadaşlar. Menajeri de gülmüş komik adam diye. Yani Sercan Hamzoğlu da bunu paylaşmış. Fatih Altaylı Fenerbahçe Ceko'yu aldı. Moral kazandı demiş. Fenerbahçe bak Zaha'yı falan alırsa siz rakiplerin o zamanki yangınına bakın. O zamanki yangınına bakın. Orada Ceko ve ailesi Arabistan'dan gelen 30 milyonluk 30 milyon euroluk teklifi de reddetti. Bu da doğru bir haber arkadaşlar. Yani kim verirse versin bu doğru bir haber. Bilginiz olsun. <laughs> o haberde herhangi bir sıkıntı yok. Oğulcan Akçe. Ryan Kent Fenerbahçe'ye iyi şeyler katacaktır. Ya Sabuncuoğlu kaslı Rossi diyelim mi? Deriz demiş. Şimdi kaslı Rossi demeyelim de kaslı stok desek daha mantıklı değil mi? Sanki biraz bir stok andırıyor gibi geldi bana. Bu arada bu Olcan Akçe'nin bir paylaşımı çok hoşuma gitti. Diyor ki Dijitürk aradı. Yeni sezon için sporun yıldızı paketi normal fiyat 545 TL fiyat çektiler. Taahhüt verirsen ilk 6 ay 324 sonraki 6 ayda 384 lira yani yanlış duymadınız arkadaşlar 324 Hadi biz bunu 350 ile çarpalım Türkiye'de yaklaşık 2 milyon 200 bin kişi üyesi olsa deli para ayda 770 çarp bunu 12 ile 9.2 9 milyar 240 milyona tekabül ediyor yani bunu ikiye bölsek Yarısı kendilerine zarar olarak, şey olarak gitsin. 4 milyar 620. Bunu da bölelim. 27 herhalde euro kuru. 171 milyon euro yapıyor arkadaşlar. Ki <laughs> komedi. TRT'nin alması daha mantıklıydı. Keşke TRT alsa. En azından şifresiz izler millet. Ee, neyi izler? Futbolcular izler. Arda Güler'i izler. Arda Güler demişken Fatih Demirkol'un duyumlarıyla başlayalım. Net olarak söyleyeyim diyor Fatih Demirkol. Arda Güler gitmek istiyor demiş. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Arda Güler gitmek istiyor demeyelim de Arda Güler e, bir şeylere güvenemiyor diyelim. Neyse devam edelim. Arda Güler'in uzun süredir destek aldığı psikoloğu var. Yurt dışında gelişiminin daha iyi olacağını düşünüyorlar. Kulüp ise 30-35 milyon euro bandından Paris Saint Germain, Real Madrid gibi kulüplerle Pazarlığa oturup onlara satıp bir yılda Fenerbahçe'de oynamasını talep ediyor. <laughs> Burada sıkıntı şu Ajax gibi kulüpler çıkış maddesini kullanıp Arda ve ailesine daha büyük rakam verelim. Hani Yıllık ücretini fazla verelim. Arda'nın gönlünü alıp geliştirelim diyor. Real Madrid ve Paris Saint Germain gibi kulüpler de diyor ki biz Arda'ya yüksek bon servis verelim. Kulübün gönlünü alalım ama Arda'nın maaşı düşük olsun. Yani uzun vadeli düşünüyoruz o geliştikçe kazanacak ama ailesi giderken Arda Arda kazansın istiyor. Anlaşamadıkları nokta bu diye. Yine aynı şekilde İtalyan gazeteci Matteo Moretto Arda Güler için babasının 20 milyon euro komisyon istediğini açıklamış. Daha doğrusu böyle bir iddiada bulunmuş diyelim. Yani oyuncuyu götürecek kulüpten 18-20 milyon euro istiyor demiş. Arkadaşlar bu haber palavra. Arda'nın ailesi bu kadar şey bir aile değil. Yani aileyi paracı göstermenin lüzumu yok. Ha şu var. Böyle bir haberin yayılmasından ben mutluluk duyarım. Çünkü bu haber yayılınca biraz Arda'dan vazgeçerler gibi geliyor. Onu da belirteyim yani. Şimdi Arda Güler'le ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe Arda'yı tutmak istiyor. Yani tüm imkanlar, imkanlar seferber ediliyor. Şimdi Real Madrid bu arada Arda'yı transfer etmeyi düşünürken bir yıl Fenerbahçe'de kiralık kalsın veya ikinci takım olan Castilla'da ya da Real Madrid Castilla'da forma giymesini istiyor. Ve Real Arda'nın ikinci teklifi kabul etmesini istiyormuş. Yani Castilla Real Madrid Castilla'da oynamasını istiyor. Açıkçası rezerv takım ya da alt ligdeki takımda oynamasını istiyor. Oraya gittikten sonra ben anlamıyorum nesi var bu olayın. Yani Arda ya kalsın diye uğraşıyoruz. Kalmıyorsa gidecekse de sözleşmesindeki 17.5 40'a falan çıkaralım diye uğraşıyoruz. Ben şunu söyleyeyim. Hani kabak tadı vermeye başladı. Taraftar da kinlenmeye başladı. Uğur Melek'in şu sözcükleriyle devam edeyim. Arda'ya da bu bir mesaj olsun. Arda Güler'e kariyer planlanması konusunda Alant'ın iyi bir örnek olabileceğini düşünüyorum. O da Norveç'te çok etkileyici performanslar gösterdikten sonra adımlarını bir planlama dahilinde attı. Önce Salzburg gibi bir makineye dahil oldu. İki tane yarım sezonu öğrenerek ve güçlenerek geçirdi. Ardından Dortmund'a geldi. Büyük sınavını verdi. 2,5 yıl orada kaldı ama kontratına 2022 yazında 60 milyon euroluk çıkış maddesi koydurdu. Yani yani şu. Hangi yıl hangi adım atacağını planladı. Basamaklarını birer birer atlamayı tercih etti. Şu anda 23 yaşında olması gerektiği yerde. Yani 23 yaşında ve olması gerektiği yerde. Alantı. Arda henüz Haaland haritasının Norveç ya da Avusturya ayağında. Geçen sezon 1500 dakika oynadı. Bu sezon 3-4000 dakika oynamalı ve sürekli 11 oyuncusu olmalı. Adımlarını incelikle ve sakince planlamalı. Aynen Haaland'ın yaptığı gibi. Mehmet Demirkol da bir futbol sever olarak, bir taraftar olarak Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalması gerektiğini düşünüyorum demiş. Bakın bunlar zekice yorumlar. Bunlar futbolu bilen adamların yorumları. Kaldı ki Fenerbahçe'de bak transferler, yani geçtiğimiz sezonki transferler hani şu isimler anılıyordu, bu isimler anılıyordu diye çok konuştuk ya. Bu sezonki transfer düşünceleri çok farklı. Şimdi Fenerbahçe'ne ilgili ortaya atılan bir sürü iddia var. Hangisi doğru hangisi yanlış bunun kararını e, siz belirleyeceksiniz ya da zaman gösterecek. Leandro Parades, 28 yaşında ön libero. Arjantinli 1.80 boyunda. 54 maça çıkmış. 5 asisti, 5 golü var. Brezilya milli takımda. Ve 12 milyon euro piyasa değeri var. Juventus'ta kiralık diyor hani güncel kulübü. Paris Saint Germain'in futbolcusu. Ve bu Parades Galatasaray alacak falan filan dediler. Ya arkadaş Fenerbahçe alsın diyorlar. Ya Fenerbahçe niye alsın? Fenerbahçe'nin şu anda ihtiyaç duyduğu ön libero mu? Mesela Renato Sanchez olabilir. Bendel konuşuluyor. Getson, Kondrat. Ee, Laimer. Hani bu tarz isimler konuşuluyor. Bu tip isimler olması lazım. Orta sahayı kullanabilecek tempolu isimler lazım. Ha, rakibin transferi. Hocam Galatasaray alıyormuş. Şu, alıyormuş. şu alıyormuş. Ya arkadaş. Senin orta saha için duyduğun, ee, ihtiyaç duyduğun model bunlar değil. Ha, Renato Sanchez, Wendel, Getson. 10 numara 5 yıldız Ama öbür türlü sıkıntı. Ya el... Şimdi şunu da diyebilirsiniz. Ya hocam elinde 2 tane 6 numara var. Hani Arao, Crespo ya da Arao İsmail. Ulan Arao ile İsmail'i toplasam Mustafa hocam bir parades etmez. Hani eksik bölgeleri tamam tamamlayalım ama elimizdeki bölgeleri de daha da güçlendirelim derseniz hiçbir şey diyemem. Hiçbir şey diyemem. Haklısınız. Haklısınız arkadaş. Bir şey diyemem. Yani evet eksik bölgeyi tamamla ama elindeki e, futbolcuları daha da iyileştir. Hani mesela Ferdi Kadıoğlu diyoruz. Ferdi Kadıoğlu'nun yerine bir Arnold falan gelse ya da ne bileyim mesela Crespo falan filan diyoruz. Evet onların yerine bir parades gelse. Ben de kabul ederim yani. Şimdi bu arada Vendel'i Fenerbahçe e, Vendel ile ilgili Fenerbahçe Zenit'in dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Vendel'i 17,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı diye bir duyum vermiş birileri. Bu tamamen doğru değil arkadaşlar. Vitor Pereira hem futbolcuyu Fenerbahçe'ye istemişti. Bitti mi? Bitmedi. Flamengo'ya gidince orada da istedi. Hani inşallah olur. Hayırlısı iki yönlü, modern iki yönlü orta saha. Stripling özelliği, şut özelliği, tempo özelliği, dikine oynama, çalım Hani ne ararsam işte Fenerbahçe'nin yapması gereken bu. Mesela Malcolm. Bir önceki videoda konuştuk. Malcolm, e, ee, Wendel. bu arkadaşlar gitmesi, hani gitmeyi isteyen arkadaşlar. Ya bu ikisinin toplam piyasa değeri 54 milyon euro. Fenerbahçe hazır Zenit'le iyiyken bunları fırsata çevirip almak zorunda. Bunları alacak mı? O zaman kabul. Alafım yok. Şimdi bir diğer olayımız da Ivan Perisic. Arkadaşlar Tottenham'ın yeni teknik direktörü, Anca Poste Coglu, Ivan İvan Perisic'i yeni sezonun kadrosunda görmek istemiyor. Şimdi hepinizin soracağı ortak soru şu. O istemiyorsa biz niye istiyoruz? Çünkü bizim ihtiyacımız var. Şimdi yeni sezonda Inter'e geri dönmesi Fenerbahçe'ye ya da Suudi Arabistan'a transfer olması bekleniyor haberi de var Perisic ilgili. Fenerbahçe'nin son dönemdeki hani Wendel konuşuluyor, konuşuyor, Sakarya konuşuluyor, Sakarya i̇şte konuşuluyor. Perin konuşuluyor, Orta, Orsolini, Politano falan. Bakın kadro aslında daha da iyileştirilmeye çalışılıyor farkındaysanız. Yani Perisic e, Tottenham forması giyen bir isim Fenerbahçe'ye önerildi. Ki bunun birçok duyumcu paylaştı. Bak Fenerbahçe'ye önerildi. 2024'e kadar sözleşmesi var. Fenerbahçe'ye bonservissiz önerildi. Bir daha söylüyorum. Bonservissiz. Yani bir senelik sözleşmesi var mı? Var. Siz alın yeter ki biz iptal ediyoruz diyorlar. zamanda zamanında 45 milyon euroları görmüş ama yani o mühim değil. Biz şu anki yaşına ve durumuna bakıyoruz. 44 maç 2924 dakika süre almış. Bir gol 12 asist. Şimdi yaşa takılanlar, Fenerbahçe'de yaşa takılanlar diye bir olay var. Ben açıkçası bu kadar yaşlı futbolcular istemem. Onu söyleyeyim. Ben kendi adama söylüyorum. Hani 37'lik Ceko, 34'lük Perisic bana mantıklı gelmiyor. Ama bedelsiz olarak önerildi. Ali Koç'un belki de 6. senesinde en iyi e, hani top 10 listesinde ilk 3'ten girebilecek bir transferi olur teknik oyuncu, IQ'su yüksek oyuncu, iki ayağını da fıstık gibi kullanan ciğersiz winner bir oyuncu. Yani Türkiye'de bu oyuncu neler yapabilir? Hayal bile edilemez. Gerçekten hayal bile edilemez. O kadar bir futbolcu. Şimdi e, Wilfred Zaha'da da konuşuluyor. Hocam ya Zaha varken Perisic alınır mı? Peki ben size bir şey söyleyeyim. İkisini birden alsak Ben şunu söyleyeyim. Zaha'nın da Peris içinde de menajerinin Ali Koç görüşecek. Belki de ikisi birden olacak. Bak Zaha için de çok uğraşıyoruz. Yıllık 6,5 milyon euroya kadar bir teklifimiz var mı? Var. Ha bize gelip 6,5'a oynarsa bizden en fazla Arabistan'a gider. Arabistan'a gidecek adam da şimdiden giderdi. Onu söyleyeyim. Ali Koç Zaha'yı 6,5'a Fenerbahçe bütçesiyle getiremez. Kendi cebinden vermesi lazım. Verirse zaten seçim geliyor. Bir sene sonra seçim var. Orada kahraman olur. Yani e, Fenerbahçe Wilfred Zaha'yı da bir taraftan almaya çalışıyor. E, şimdi Zaha on, Arabistan'dan 12 milyon euroluk kontrat aldı ama git, gidip gitmeme düşüncesi biraz değişik. Sercan Hamzol diyor ki biz Zaha'ya şunu demişiz. Bütçemiz 4-5 milyon euro bandında. Masaya oturmak istiyorsanız görüşmeye hazırız demişiz. E, doğru. yani Bizim bütçemiz bu paralarda. Daha ötesi yok. Ve hani e, yılın transferi olur. Düşünsene. Ya da düşünme. Görselle göstereyim. Yani sağ Zahayat. Solda Perisic. Arda Güler'in 10 numarada olduğu. Edin Ceko'nun korvet olduğu bir Fenerbahçe attı. Dehşetül vahşet. Ortalarında bir tane 18'lik genç. 37'lik Korvet 34'lük bir kanat 30'luk diğer kanat. Şahane bir şey. Bak şunu söyleyeyim. İki futbolcunun menajeri de fener, yani Ali Koç'ta görüşecek. Şimdi Perisic'i sağa Kanatta oynatırsın, solda oynatırsın. Kente oynatırsın. Zaha'yı oynatırsın. Yani hep oynatabileceğin isimler. Yani Ali Koç'un cebinden karşılaması gereken isimler. Bak Perisic, Ferdi gibi Joker bir oyuncu diyorlar. Bilmiyorum siz katılıyor musunuz? Sağda, solda, sağ sol bek, sağ sol kanat hatta gerektiğinde orta saha merkez bile oynuyormuş. Hani tecrübesiyle de fark yapar diyor. Yani bu konuda da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben Peris için Fenerbahçe'de olduğunu iddia ediyorum. Nasıl? Şu fotoğrafa dayanarak. Yani yanlış bir fotoğraf görmediniz arkadaşlar. Bu fotoğrafa dayanarak. Şimdi Arda Turan, İrfan Can Kahveci, Emre Belezoğlu, Acun Ilıcalı, Perisic, e, plaj voleybolunda. Fenerbahçe bu sezon almak istediği bütün futbolcuları yani Türkiye'ye getirmeye çalıştı. Belki de bu da onlardan bir tanesidir. Belki de bu görsel kap açıklaması gibi bir şeydir. Hani tabii ben işin biraz esprisindeyim ama e, böyle bir durum var. Sizler Perisic'i ister misiniz bilmiyorum ama ben çağ atlatacağı görüşündeyim. Bir kez daha göstereyim. Şimdi şöyle bir kadro ne demek? Sağ kanadın çağ atladı, sol kanadın çağ atladı, forvetin çağ atladı demek. Hani 4-1 2-3 4-1-2-3 ya da 4-2-3-1 gibi düşünün. Orta sahada mesela bir Renato Sanchez'in de Arda'nın arkasında oynadığını düşünün. Enfes bir şey olur. Hocam sen hepsini geç de. Bir bu takımın teknik direktörü yok diyeceksiniz. Arkadaşlar Sercan Hamzoğlu diyor ki İsmail Kartal haç ibadeti için 22 Haziran'da ciddiye gitti. Dönüş bileti ise 4 Temmuz'da. Şu an için bu biletini iptal ettirmedi ve yeni bir dönüş bileti almadı. Özel uçakla dönüş yaparsa ya da tarifeli uçakla dönüşünü erken alırsa bilgi vereceğim demiş. Kaldı ki ben bir önceki videoyu önceden çektiğim için yani bu paylaşımdan önce çektiğim için de aynı şeyi söyledim. Ya özel uçak ya şöyle böyle e, hani başka türlü yok. Şunu da diyeceksiniz yani şunu da diyeceksiniz ya arkadaş e, bu takım 27'sinde ilk resmi maçına çıkacak. Bu adam 4'ünde gelse hadi 5'i diyelim. 5'inde çalışmalara başladı diyelim. Yani ortada 22 gün var. 22 günde bu adam nasıl takımı hazırlayacak? Arkadaşlar bu takımın zaten çoğu hazır. Yani bugün Fenerbahçe iskelet olarak diyorum. Avrupa Kupası maçına çıkacak. Bugün diyelim. Bugün çıkacak. Takım toplandı. Bugün çıkacak. Altay ya da İrfancan, Sabek'te de Ferdi. Değil mi? Stoper'de Samet Salayi. Sol stoperde Luan Perez. Ön liberodan Arao yanına Zayt. Önüne Arda Güler. Sağ açığa Emre Mor'u koy. Sol açık. Sol açığa kimse koymasak olur mu ya? Şaka bir mesela Joshua King'i falan koyarsın. Rossi'yi koyarsın. İrfancan Can Kahveci'yi koyarsın. E, Forvet'e edince koy koy. Bak bugün bile çıktın. Ve karşılaşacağın takım zaten hazırlık maçı kıvamında bir takım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden durumu bu ben e, yani sadece şey şeye çok kızıyorum yani sadece benim kızdığım nokta hani e, ön alan oyuncularla ilgili çift forvetli bir hat düzenlenmesi ben buna çok kızıyorum yani bahsettiğim olay şu arkadaşlar yani bunun hayalini kuruyorlar Edin kobat şu ayı, arda biler e, perisic Zaha. Türkiye liginde böyle bir ihtimal yok. Ama skor olarak geride olursun, anlatabiliyor muyum? E, skor olarak geride olursun, bütün riskleri alırsın. Ancak onun kadrosu bu. Yoksa öbür türlü bu kadro imkansız. Şu üçlü saçmalığından, çift forvet saçmalığından bir çıkalım. Üçlü forvet e, ve çift, şey yani üçlü savunma pardon, üçlü savunma attı, üçlü stoper attı. Ve çift forvet saçmalından çıkalım. Bizi zaten bunlar geriye götürdü. Ben şunu da söyleyeyim. Arda Güler konusunda. Şimdi Arda'ya düşünsenize vereceğin şey. Bir tarafa Zaha düşünüyorsun. Perisic düşünüyorsun. işte Malcolm, Bendel. Bu tip isimler olacak diyorsun. Hani Arda'nın da iştahını kabartırsın. Mert Müldür bir buçuk senedir Fenerbahçe'nin listesinde demiş Yağız Sabuncuoğlu. Günaydın. Kanalımızdaki Mert Müldür'le ilgili de gayet güzel, hoş ilgilendirmeler var. Hatta bir önceki videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada çok güzel açıkladığımı düşünüyorum. İrfancan Kahveci demişken ya acaba Acun Ilıcalı İrfancan kahveci transfer edecek de ondan mı şey yapıyor? Keşke İrfan almışken Rossi'yi de alsa. Ya Rossi'yi ben başka takımı satacağım. Siz kızmazsanız ben başka takıma satacağım. Yok hocam ne kızacağız? İstediğini sat. İstersen bizi bile sat. Rossi'yi sat da bizi bile sat diyeceksiniz. Ben Rossi'yi bir takıma satacağım. Beş ee, 5,5 milyon euro falan bir teklifleri var belki de o takımın ama ben onu arttırırım. Orsolini, Zakaria bunlardan herhangi bir şey beklemeyin. Gelmeyeceğini daha önce söylemiştim. Ee, Perin bize önerildi. Perin'le ilgili, Matia Perin'le ilgili de konuşayım. Juventus'un Avrupa'dan men edilmesi halinde süre bulmayacağı için takımdan ayrılmak istiyormuş. Yıllıkta 1,5 milyon euro kazanıyormuş oradan. La Gazzetta della Sport'un haberi. Şimdi İtalyan duyumculardan biri diyor ki Perin Juventus'tan ayrılmayı düşünmüyor diyor. Diğeri de diyor ki Matia Perin'in Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda eski kalecisi Emil Audero'yu kadrosuna katacak Juventus diyor. Yani birisi yok derken birisi tamam diyor. Eee bunu da konuştuk. Başka ne konuşacağım? Son olarak son bir iki şey kaldı. Rodrigo Becao. Fenerbahçe Becao'nun transferi için Udinese ile anlaşmaya varmaya çalışıyor. E, Udinese yüksekten uçuyor. Biraz düşmesi lazım. Udinese biraz daha düşerse bu iş olabilir gibi. E, hani sonraki satıştan pay ya da bonuslar Fenerbahçe'de bunlar ekleyip şeyler yapmaya çalışır gibi duruyor. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Hepinizin aklına şu soru geliyordur. Hocam Zaha'yı alsak Perisic iptal mi? Perisic'i alsak Zaha iptal mi? Ben buna şöyle cevap vereyim. Yani anladınız herhalde değil mi? Yani herhalde ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Daha da anlamadıysanız yani yapacak bir şey yok. Ben şunu da söyleyeyim. Bak Zaha'ya Bendeki duyumlar 4,5 milyon euro net maaş artı 2'ye kadar bonus, 5-6 imza parası, 3 yıllık sözleşme e, diye geçiyor. Bendeki duyumlar bu şekilde arkadaşlar. Yani e, ki benim bu duyumlarım da doğru çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Kent ve Ceko'nun e, kap duyumunu aldığımız kaynaklardan alıyoruz bu e, duyumu. O yüzden ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Başka ne konuşacaktım? Ha Cuadrado. Fenerbahçe hocam Peris için niye alıyoruz? Cuadrado var. Cuadrado'ya biz bir teklif götürdük. Sunduk. Güzel de bir teklif verdik. Cevap yok. Yani bildiğiniz cevap yok arkadaşlar. Zaten Alfredo Pedulla da demiş. Fenerbahçe Cuadrado'ya yaptığı iki yıllık teklifini iyileştirdi. Ancak Kolombiyalı oyuncu olumlu veya olumsuz yanıt vermedi. Kendisine yapılan tüm teklifleri görmek için ekleme kararı aldı diyor. Son olarak da Yağız Sabuncuoğlu'na Bertu Yıldırım'ı sormuşlar. Fenerbahçe'nin iki sezondur listesinde. O da Arda Güler gibi oynayacağı yere gitmek istiyor demiş. E, bu biraz doğru değil. Şöyle söyleyeyim size. Fenerbahçe bu sezon transferde kabuk değiştirdi. Nasıl kabuk değiştirdi? Yani al parlat sat değil de al oynat. Yani al oynat kabuğuna girdi. Alıp oynatıp şampiyon olma düşüncesine girdi Fenerbahçe. Ee, o yüzden de Bertu Yıldırım ben zannetmiyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Ulan çok güzel bir kadro olur. Düşünsene ya. Bir tarafta Zaha, bir tarafta Ceko, bir tarafta Perisic. Yani Kore'ye falan konuşuyorduk ama beyefendi Türkiye'yi biraz ile meveyle gezilen bir yer olarak gördüğü için çok yanaşmadı. Hani uzun lafın kısasını söyleyeyim. Böyle bir ihtimal var. Nasıl bir ihtimal? Dur ben göstereyim. Şöyle bir ihtimal var. Çalışılıyor, çabalanıyor. İnşallah gerçekleşir. Yani gerçekleşirse şöyle bir şey göreceğiz arkadaşlar. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar. Bayrama girerken siz de bana bayram hediyesi olarak bu videoyu beğenip kanala abone olursanız bayram hediyesi olarak kabul ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.